ben spesifik örneklerle soracağım. Bunu da hani şey için sormayacağım. Çünkü kendi öz eleştirinizi yaptığınız için 21 yıllık iktidarda hala iktidardasınız. Başkasına bir sorumluluk yüklemiyorsunuz. Kendinizi eleştirebiliyorsunuz. İki tane soru. Deminden beri sayıyorsunuz. İşte Kürt vatandaşların hayatlarındaki değişim hem güvenlik kaygıları, hem sosyal haklar ve diğerlerine bahsediyorsunuz. Ama Güneydoğu'da ee, HDP birinci parti. Şimdi Yeşil Sol Parti birinci parti. Yine Üstad burada sonuçta bir Akdeniz yani deniz e, bölümünde CHP'nin ki geçmişte buralar e, CHP'nin kalesi değildi. Buralar daha önce Demokrat Parti'nin Adalet Partisi'nin merkez partisi sahan yani, Ege ve Akdeniz evet, Ege evet. Ve Akdeniz'den bahsediyorum. Yani, i̇ç sahil iç Ege tabii daha Demokrat Parti. O zaman yaptım. şu soruyu şöyle söyleyelim. Siz Sonuçta kendinizi muhafazakar olarak yapıyorsunuz ama merkez sağda oturtmuş bir parti olarak kendinizi lanse ediyorsunuz. Peki o zaman şöyle bir sorun mu var? En fazla hizmete ettiğiniz halde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci parti değilsiniz. Geçmişte merkez sağın oturttuğu Atatürkçü ve işte bu ülkeyi demin söylediğiniz milliyetçi kesimle özdeştirdiğiniz yerlerde de mesela hiçbir zaman birinci parti olmuyorsunuz tam analiz ederseniz, kendinizi analiz ederseniz parti olarak nedir buradaki sorun ki iki gruba da kendinizi bir türlü anlatamıyorsunuz? Bu demin partilerin aldığı oylar geldi. Yani bir öz dediniz ya mesela o akşam o tablo çıktığında Cumhurbaşkanımızın da ilk söylediği şey AK Parti'deki bu düşüşü çok ciddi bir şekilde masaya yatırmamız lazım biz. Haritaya baktığınızda da doğru Doğu Güneydoğu'da yani Kürt vatandaşlarımız arasında 5-6 yıl öncesine kadar AK Parti Yüzde 50, 55'ler evet. hatta bir ara 60'lar civarındaydı. O kaybı niye yaşadık? Şu anda bu bizim kendimize sormamız, sorduğumuz bir soru bu. Bunu analiz edeceğiz biz. Yani genel olarak ulusal düzeyde izlediğimiz politikalar yüzünden mi oldu? Yerel aktörlerimizden kaynaklı bir sorun mu var? Neyi götüremedik, neyi anlatamadık? Bu, bu bunu biz kendimize soruyoruz ve biz bunun analizini de yapacağız. Tabii birçok unsur var. Birçok unsur var burada yani analiz etmemiz gereken işte mesela AK Parti'nin oylarındaki bu düşüş. Hoş milletvekili sayısı itibariyle hani gene çok iyi bir yerde AK Parti. 21 yıldır bu ülkede iktidar olan bir partiden bahsediyoruz yani. Bu kolay bir şey değil. Deprem olmuş, ekonomik sorunlar var. Pandemiden çıkmışız, savaş olmuş. Ukrayna savaşından bahsediyorum vesaire vesaire. Ama Cumhur İttifakı olarak da mecliste yine de çoğunluğu elde ettik. Yani bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor bize. Ama dediğin soru doğru. Ben Akdeniz ve Ege'yi biraz daha farklı görüyorum. Oradaki çünkü fark daha az. 1 puan, 2 puan, 3 puan falan. Hani diyelim ki Akdeniz'de, Antalya'da falan bakarsanız mesela. Şeyde, işte Muğla'da diyelim ki şeyde. Aydın'da. Aydın'da mesela. Özellikle iç Ege'de şey biraz daha güçlüdür. Dediğiniz gibi Demokrat Parti geleneği var. Sahil kesimlerinde biraz daha olabilir. Yani yani vatandaş Mersin'de, Adana'da da işte örnekleri var. Tercih edebilir. Ama aradaki şey o kadar büyük değil. Daha daha küçük farklar var. Ama bu biz bu muhasebeyi yapıyoruz. Yani bunların analizlerini seçimden sonra da yapacağız. O vatandaşlara daha fazla nasıl anlatabiliriz kendimizi? Eksik olan ne? Hizmet mi, tanınma mı, ilişki mi, temas mı, aktörlerimiz mi? Biz bunun muhasebesini tabii ki yapıyoruz. Ben 1994 yılında gazetecilik yapıyordum. Erdoğan Hakan Bey çok iyi bilir o zamanları. İstanbul'a belediye başkanı seçildi. Efendim. O zaman da en iyi tahmini sen Kilimetrik. yapmıştın. 25-8 dedik, 25-4 de seçildi. <laughs> o zaman da yapmıştı yani hatırlıyorum onu da. Milliyet e, gazetesinde hatta manşet Evet var. evet manşetti. Neyse geçen akşam dönemin TRT'sinde 94 yılında Erdoğan kazanmış İstanbul'u vatandaşlara İstanbul sokaklarında ne diyorsunuz işte Refah Partisi Erdoğan İstanbul'u aldı. Herkes tedirgin konuşan insanlar. Ya yani diyorlar bunlar bize bunların fanatikleri var müdahale ederler. Otobüsleri ayıracaklar kadın erkek <laughs> bilmem ne filan diyorlar. Şimdi 94 sene 94. Şimdi sene kaç? 2023. 2020. Sosyal medya diye bir şey girmiş devreye. Hala aynı şeyler. Afganistan'a döneceğiz. Bu son seçimimiz. Kadınlar perişan olacak. Hüdapar kadınları sahiplenmek istiyor. Ne demek sahiplenmek? Kadın mal mı? Eşya mı? Şimdi mesela bu bir söylem. Yani buna ne diyorsunuz? Hüdapar'ın böyle bir durumu var mı? Sahiplenmek ne demek yani? Bu konuda ne diyorsun? Şimdi bu dediğiniz e, konu... E, ya Bir taraftan yıllardır süren paranoya evet. var. Evet. Bir taraftan da bu paranoyayı besleyecek bir takım argümanlar 2023 yılında devreye sokulmuş durumda. Burada da Hüdapar başrolde. Şimdi e, biraz bizim e, çarpık modernleşme tarihimizin e, ürettiği bir takım sorunlar bunlar. Yani yeni değil maalesef. Bu dediğiniz şey... 40'larda delillerde de vardı, 70, 80 özel döneminde de vardı vesaire. Ee, bir değişmiyor. Sosyal medyada olsa yani demek ki sorun bilgi erişim değil, malumat değil yani enformasyon eksikliği falan değil. Perspektif, bir zihniyet, bakış açısı e, sorunu. E, dönem dönem bunlar hep böyle yükselir. Bu tür efsaneler anlatılır. işte şimdi tabii sosyal medyada başka şeyler de yapılıyor bununla ilgili. Kasıtlı ee, olanları da ki, var. Yani yanıltmak amacıyla, manipüle etmek amacıyla falan bunlar e, bunlar yapılıyor ama. Bakın ben demin bir şey söyledim. Yani Türkiye'de değişimin aktörü olarak yani sosyal tabanı itibariyle sağ muhafazakar, milliyetçi, Müslüman, dindar neyse kesimler hiçbir zaman modernleşme teorileri içerisinde bir aktör olarak görülmedi. Bunlar hep pasif, değişime direnen e, vesaire kesimler olarak e, tanımlandı. İşte sekülerleşme, modernleşme teorisinin vesairenin bir takım kavramsal sapmalarıdır bunlar aslında. Büyüklerin hatalarıdır ama neyse o söylemsel üstünlüklerine o kadar inanmışlar ki bu kadar veriye rağmen ...bilimsel, pratik veriye rağmen hala o teoriden vazgeçmiyorlar. Bir meşhur Fransız... ...yazar için anlatılır ya, bir... bir ...teori üretiyor da bir şeyle ilgili, bir, bir... ...sosyolojik bir şeyle ilgili, gelip bütün verileri önüne koyuyorlar ya diyorlar, bütün veriler... ...senin teorini... ...yanlışlıyor, yani gerçeklik senin teorini doğrulamıyor... ...deyince şöyle duruyor... O zaman gerçekliği değiştirin diyor. <laughs> Şimdi biraz bu kesin inançların böyle bir şeyi var. Yani defalarca yanlışlanmasına rağmen vazgeçmiyorlar bazı varsayımlarında. Şimdi Hüdapar meselesine geleyim ben. Dediğiniz doğru. O ifadeler, kadının sahiplenmesi, sahiplendirilmesi vesaire gibi ben de gördüm daha sonra. Veya namelerinde böyle bir ifade kullanmışlar. Yanlış, yakışıksız bir ifade. Kendileri de daha sonra bunu düzelttiler. Şöyle diyorlar, onlar diyorlar ki, ben de baktım bir iki evet. açıklamalarına ya bizim amacımız orada şu yani yetim bir fon kurulsun, bu fon yetimlere yetimleri. Duul, evet. yalnız kadınlara evet. bir finansal destek sağlasın. Sahiple yani sahip çıksın. Sahip çıkılsın. çıksınnu kastetmiyor. Ama yanlış. Siz buna mi, rağmen mi yanlış diyorsunuz? O ifade yanlış bir ifade. Yani sahiplenilsin dediğiniz zaman Türkçede işte anlaşılan ortalama insanlar Eşha Eşha mı bu? şey evet ya, yanlış Vallahi ifade. bravo. Kastettikleri sahip çıkmak. Onu da düzelttiler ama kendileri ifade ettiler. Ya, biz ama, bunu amaçladık. E, bunu yani. söylediler. Kastettikleri bu tamam. O zaman hani bu beyana esas alarak yani bu, buna göre en azından e, anlamaya çalışalım. Hüdapar'la ilgili başka şeyler de söylendi. Yok Türk bayrağına karşılar dendi. Çıkarttılar bütün bayrakları kendi mitinglerinde salladılar. Ama ee, affedersiniz bu etmiş... ifade yanlış değil miydi? Kadınları sahiplenmek ifadesi. Söyledim bakın. Ifade, için bravo dedim. i̇fade yanlış tabii ki. Böyle ifade mi Sahip çıkmak kastedilen bu ise o zaman böyle ifade edilmesi gerekir. Tabii yani ki. Yani yetimlere dullara, kadınlara e, sahip çıkmak Evet bunları, Onları desteklemek. Dedim ya sonra isen, finansal olarak. Heh, finansal olarak bir fon oluşturulsun. Miras varsa miras buna göre paylaşılsın. Ee, işte, e, yalnız olan, sahipsiz olan kadınlar, bu dul olabilir, tek olabilir vesaire finansal destek sağlansın diye kendileri de yani ifade Yani şu edelim. tabiri kullansalar sorun olmayacaktı. Hı? pozitif ayrımcılık deselerdi sorun olmayacaktı. Tabii kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalı. deselerdi. Hayır bazı sorun yerlerde olmayacak. buna ihtiyaç var tabii ki. Yani e, elbette. Hayır böyle ifade etselerdi. Hayır, eyvallah. Dediğiniz doğru. E, yani yemin etmeyecek dediler. Meclise gelip yok yemine karşılar. E çıktılar açıklama da yaptılar. Hayır biz geleceğiz mecliste. Yeminimizi de edeceğiz dediler. Yani, e, yani ben anlıyorum. Bu hani bir, bir kısmı belki Hüdapar'ın kendini konumlandırdığı sosyolojik temelle ilgili ama bir kısm, yani önemli bir kısmı da yani bir siyasi şeyde seçim sürecinde işte bunu bir şey haline getirdiler. Yani bir araçsallaştırdılar. Ve i̇şte buradan Cumhur İttifakına saldıralım bir de, falan. Bir de mesela <laughs> siz yani Cumhurbaşkanı, siz AK Parti, Cumhur İttifakı karşı tarafı HDP, PKK açısından terör konusunda eleştirir, eleştiriyorsunuz. Onlar da işte bu Hüdapar'ın tarihinde bir Hizbullah geçmişi var. Orada da bir takım e, vahim olaylar var, cinayetler var. Onları öne koyuyorlar. Buna ne dersin? E, gayrimilli söylemler de olmuştu vaktiyle Hüdapar'ın. Tabii ki geçmişte bu tür şey onlar da kendileri de söylediler. Biz Hizbullah'ın devamı değiliz, bunları tasvip etmiyoruz diye e, Zekeriya Bey'in açıklamaları da oldu. Şu andaki e, Hüdapar Genel Başkanı açıklamaları da var. Şimdi bakın, geçmişte o Hizbullah cinayetleri asla elbette kabul edilebilecek şeyler değil. Yani bunlar Türkiye'de hiç yaşanmaması gereken şeylerdi. Ama o işlerin tarihini bilenler, işte Mete Bey de az çok bilir. O dönemlerde e, yani o örgütlerin nasıl ortaya çıkartıldığı, ne amaçla kullanıldığını vesaire de yani geriye doğru bir incelemek lazım. E, maalesef e, o, o dönemde yapılan bir sürü hatadan, hatalardan bir tanesi olarak e, o o şeyler de yaşandı. Belki bir gün ayrıca O deminki eleştiriler var ya Konuşuruz. Arkadaşım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğma büyüme bir İstanbul çocuğu olduğunu unutuyorlar. Hani modernleşme veya şu hayatımız değişecek bilmem ne doğma büyüme İstanbul'un tam göbeğinde Beyoğlu'nda büyümüş bir insan. Ben e, yıllar önce e, başbakan olduğunda Cumhurbaşkanı ile bir konuşma yapıyordum. Yav dedi ben dedi e, Kasımpaşa'da doğmuşum girmediğim çıkmadığım yer yoktur her Onu tarafı bilirim. Ya. İstanbul bana diyor bana yani bana şey, bana şey muamelesi de. yapılıyor. Yani böyle bir hiçbir toplumsal kesimi tanımaz, etmez muamelesi yapıyorlar diye şikayet etmişti. Çünkü orada sınıfsal bir üsttencilik var. Sen ne yaparsan yap, ne olursan ol, sınıfsal olarak benim sınıfıma, benim seviyeme gelemeyeceksin diyor bir kesim. O demin söylediğim o nobran kendini elit zanneden bir zümre e, beni aşağılıyor, sizi aşağılıyor vesaire. Ya ben de diyorum ki hani bu elit olmanın, modern olmanın, neyse kentli olmanın ölçüsü ne yani? Hani eğitimli olmak, yabancı dil bilmek, dünyayı tanımak bir, bir alanda kariyer yapmak akademik kariyer yahut başka bir alanda kariyer yapmak vesaire hani ben bakıyorum Allah, Allah yani bende de var bunlar az çok ama <laughs> hani yok yetmiyor yani elit şey, olamıyorum o. diyorsun yok yok ama benim öyle bir derdim de yok Hiç, benim elit, <laughs> elit tanımım çok farklı <laughs> da. o bağlamayı yakacaksınız o ama bağlamayı ama size demin, size diyen yok piyanoya gelip valif olup da yine ben Bakın, diyene rastlamadım İmdat bağlama mi? dediniz ben e, ilk müziğe başladığımda da, ortaokulda yani e, bağlamayı elime aldığımda Belki benim çevremdi yani bilemiyorum ama e, ben mesela bir dönem bağlamayı kursa gidip gelirken, okula gidip gelirken yanımda çok mahcup bir şekilde taşıyordum. Neden? Gitar taşıyanlara daha böyle ha, aferin. <laughs> ha, doğru taşıyanlara vallahi. Taşıyanlara da ya, köylü mu Tabii böyle bir şey var. Doğru vardı. işte onun için söyledim o bağlamayı bırakın diye. Evet. <laughs> çok Yok bırakmam vallahi. bırakmam. Bırak o da beni bırakmaz Bırak Allah'ın. Güzel de çalıyorsunuz, bırakmayın. Sağ çok teşekkürler. Gerçekten etkileyici. Yani çok beğeniyorum ben de. Ee, sadece siz şey de yapmıyorsunuz. Hani icra etmek yani bizim Anadolu'nun e, türkülerini söylemekle kalmıyorsunuz. Beste, söz evet. filan o işler de var. Aslında şey var mıdır? Güzel bir şiir var mıdır kendisi? Şarkı söylemez ama bir güzel bir şiir şey var mı? Şey mi? Mi? Yok bitiriyoruz artık. Bitireceğim bir şiir dinleyemeyecek miyim? Yok Dinleyemeyecek miyiz? İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben sağ olun katıldığınız için. Olun. Hakan Bayrakçı ve Mete Yarar kırmadığınız Eş ve kaldığınız şahfı. için her ikinize de çok teşekkür, ediyorum. Ee, i̇yi akşamlar, hoşçakalın.